Merhaba sayın seyirciler. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü konumuz Robert Boyle'un bilime ve kimyaya katkıları. 1654 ya da 1655'te 27-28 yaşlarındayken Robert Boyle İngiltere'deki üniversite şehri Oxford'a taşınır. Orada bilimsel olarak üretken bir ortam bulmayı umar. Odalar kiralayıp bir laboratuvar kurar. Üniversiteye resmen hiç katılmaz. O kadar zengindi ki deneysel çalışması için ne maaş ne de yatırıma ihtiyacı vardı. 1655'te genç bir üniversite öğrencisi olan Robert Hooke ile tanışma fırsatı buldu. Hooke'un mekanik ekipmanlarla olan olağanüstü yeteneklerinden dolayı Boyle onu laboratuvar asistanı olarak çalıştırmaya başladı. Otto von Guericke 1654'te vakum pompasını icat etmişti. Boyle bunu 1657'de öğrenmiş ve ilgisini çekmişti. Von Guericke'in tasarımını geliştiren Hooke ile vakum pompası kavramını tartıştı. Boyle ve Hooke'un pompasını kullanarak havanın ve vakumun özelliklerini araştıran deneyler gerçekleştirdi. Boyle ve Hooke, havayla deneyler yaparken Boyle yasası olarak bilinen ilk keşiflerini yaptılar. Tüpün içinde sabit bir hava ağırlığı üzerindeki basıncı değiştirmek için civa kullandılar. Boyle, hacim ile çarpılan basıncın sabit olduğunu keşfetti. Başka bir deyişle bir gaz üzerindeki basıncı arttırdığınızda gaz hacmi tahmin edilebilir bir şekilde küçülür. Bu keşfedilen ilk gaz yasasıydı. Bir sonraki gaz kanunu olan Charles yasası 100 yıldan daha fazla süre sonra 1787'de keşfedildi. Boyle bu sonucu 1662'de yayınladı. Bu yayınıyla kahramanı olan Galileo'yu ilk kez taklit etti. Galileo, dünyanın matematikle açıklanabileceğine sıkıca inandı. Aslında Pisagor'un daha erken çağlarda yaptığı gibi. Boyle şimdi deneysel olarak havanın matematik yasalarını izlediğini göstermişti. Boyle sesin bir vakumdan geçemediğini keşfetti. Bunu 28 litrelik bir cam kavanozun içine yerleştirilmiş bir çan çalarak yaptı. Çan kavanozun dışındaki bir mıknatıs yardımıyla çalındı. Havayı kavanozdan dışarı pompaladıkça çanın sesi gittikçe daha da zayıflıyordu. Açıkçası bu deneyi gerçekleştirirken Boyle ayrıca manyetik kuvvetlerin bir vakumdan geçebileceğini de göstermiş oldu. Yoksa çan çalmazdı. O dönemde tam olarak takdir edilmemesine rağmen bu aslında bilimde son derece önemli bir an idi. Boyle fiziksel kuvvetlerin vakumdan geçebileceğini göstermişti. Dahası ışığın vakumdan geçebileceğini gösterdi. Çünkü hava kavanozdan dışarı pompalandığında kavanozdaki her şey mükemmel bir şekilde görünür kaldı. Boyle mum kullanarak vakumun yanmayı desteklemediğini gösterdi. Ayrıca havanın yalnızca bir bölümünün yanmayı desteklediğini keşfetti. Çok küçük bir parça düşündü. Bu aşamada havayı oluşturan unsurların hiçbiri keşfedilmedi. Oksijenin keşfi gelecek yüzyılda yatıyor. Boyle ayrıca daha önce 1644 yılında Torricelli tarafından gösterilmesine rağmen havanın ağırlığının olduğunu da gösterdi ve Empedokles tarafından 2100 yıl önce eski Yunan'da biliniyormuş gibi görünüyor. Boyle'un 1661 yılında yayımlanan Skeptical Chemist yani kuşkucu kimyager kitabı ile kimya alanına büyük katkılar sağlamıştır. Boyle, simyanın içinde barındırdığı sırlardan kimya bilimini oluşturmaya başlamıştır ve simya ile uğraşanların birçoğunun olayların temel sebebini araştırmakla ilgilenmediklerini ileri sürmüştür. Boyle'un hırsının temelinde Galile'nin fikirlerini yeniden kimya kurallarına uygulamak vardı. Bu sayede dünyanın matematik ile anlaşılabileceğini düşünüyordu. Boyle, kimyayı hesaplamalı bir bilime dönüştürmeyi istiyordu. Galile, Aristoteles'in teorisini reddettiği gibi Boyle da Aristoteles'in elementlerini reddediyordu. Aristoteles'in elementleri toprak, su, hava ve ateştir. Boyle aynı zamanda Paracelsus'un tuz, sülfür ve civanın prensiplerini de reddetmiştir. Böyle elementleri doğada yok olamayan basit maddeler olarak tanımlamıştır. Bileşikler elementlerin yeni maddelerle eşleşmesiyle üretilmiş olduğunu, karışımların ise bunun aksine yeni maddelerden oluşmadığını ifade etmiştir. Galile ve René Descartes tüm maddelerin atomlardan oluştuğuna inanmışlardır. Fakat Descartes bunun geçersiz olabileceğini düşünüyordu. Boyle kendi deneylerinden oluşturduğu fikirlere göre atomlar boşluğa sahip olabileceğini öngördü. Bu sayede Demokritos ile bu fikri geliştirmişlerdir. Boyle kimyada maddenin davranışlarının Galileo'nun matematiksel denklemlerini kullanarak atomların durumlarını açıklamada mümkün olabileceğini ifade etmiştir. Boyle'un çalışmalarının doğru olduğu ispatlanmıştır. Çünkü bugün biz kimyayı kuantum mekaniği ile matematiksel olarak anlayabiliyoruz. Boyle bir simyacı gibi düşünerek bir elementin diğerine dönüşeceğini öngörmüştür. Ve Boyle elementleri oluşturan temel parçacıkların düzenlenmesi sayesinde
bu fikrin başarılı olabileceğini düşünmüştür. Bu düşünce ilk kez Ernest Rutherford tarafından 1919 yılında azotu oksijene çevrilerek başarılı olmuştur. Thomas Thomson'un da söylediği gibi Boyle'dan önceki kimyaya bakarsak Boyle kimyayı yeniden inşa etmiştir. Isı 1800 yıllarından önce yeterince anlaşılmamıştır. 1700'lerde kalorik diye adlandırılan var olmayan bir maddenin davranışı ile ilişkilendirilmiştir. Boyle, Galileo ve Descartes'in çalışmalarını takip ederek ısının parçacıkların hareketi ile ilişkili olduğuna inanmıştır. 1675 yılında Boyle parçacıkların hareketi ve sıcaklık arasındaki ilişkinin tanımını oldukça iyi bir şekilde yapmıştır efendim. Evet sevgili seyircilerim, yeni bir videomuzun sonuna geldik. Bugün Robert Boyle'un bilime ve kimyaya katkılarından bahsettim. Bu videomun hazırlanmasında felsefe.gen.tr sitesini kaynak gösteriyorum. Bir başka videomuzda tekrar buluşuncaya dek mutlu kalın, bilgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.